arkadaşlar benim. Bugün sizlerle birlikte ne iPhone 13 ve iPhone 12 miydi? Evet, 13 Pro ve 12 Pro evet. Karşılaştırması yapacağız. Evet. Bir önceki videomuzda kutu açılışı yapmıştık. Evet. Şimdi karşılaştırma videosu yapıyoruz. Evet. Yani neleri karşılaştıracaksın? Yani şimdi kamerasını, ekranı, klasik şeyleri. İlk renkten başlayalım istiyorsan. Renkten başlamak istiyorsun. Renkten başlayalım. Bununki birazcık açık. O Sierra Blue. Sierra Blue. O Pasifik mavisi. Pasifik mavisi. 12 Pro'da mavi, Pasifik evet. mavisi diye geçiyor. Bu da Sierra Blue diye geçiyor. Evet. Şimdi kamerasına peki, gelelim. Peki çok pardon. Söyle. Renk en çok hangisini sevdin? Ben mavinin birazcık daha böyle şey olmasını isterim. Neyi? Açık İyice mı? Bir gözüksün isterim. Hmm, cırtlak mavi. Birazcık gözükmüyor gibi ama yani ben bu maviyi daha çok sevdim. Sen 12 Pro'nun mavisini sevdin. Sadece mavisini sevdim. Ben de açıkçası Sierra Blue'yu sevdim. Bir de Sierra Blue'nun yanları farklı bir renk. Yanları? Çevir yanlarını. Oradan da inceleyebilirsin. Mavi gibi duruyor ama çelik rengi gibi sanki. Mavi ama böyle şey. Değişik. Şey mavisi. Neydi o ya? Bebek mavisi. Metal mavisi gibi. Ha evet doğru. Onun da yanları. Bunun... bu da mavi aslında. O da ama mavi. Evet. Şey. Bunun böyle hoş bir mavisi var. Hoş mavi evet. Bu hoş mavi. Evet. Değişik bir mavi. Bunun. Şimdi istiyorsanız evet. Kameraya geçelim. Evet, kameraya geçelim. Kamera. Kamera biraz değişmiş. Gibi, yani evet birazcık evet, biraz değişmiş. Değiştirmişler. Yuvarlakları birazcık büyük bunda. Hmm. iPhone İlk dikkatini çeken büyük. O mu oldu? Kamera boyutları mı? İlk dikkatimi çeken bu. Evet. Gördüğünüz gibi biraz evet, daha o küçük. Evet, biraz daha küçük. Bu biraz daha büyük. Bayağı bir fark evet, var. Yani bayağı var. Evet, bayağı bir fark var. Bir de şeyde masaya koyduğun zaman değil mi? Evet. Şey yapıyor şöyle. Havada kalıyor. Baksana telefon. Aa, fark ettin mi? Kalıyor havada. Evet, bayağı havada kalıyor. Bu. Evet, o yüzden bunu biraz birazcık şey olmuş. Dikkatli buraları. Kullanmak abartmışlar gerekiyor. Evet, dikkatli böyle. Kullanmak gerekiyor. Kameraya zarar verebiliriz. Masaya koyduğumuzda tak tak vurur, değil mi? Şey, böyle birazcık kalın yapmışlar bunu. Evet. O yüzden. Anladım. Peki başka tuşlarında farklılık var mı? Onlara da bak istersen. Farklılık. Yan çevirip şöyle bakabilirsin. Şöyle bakayım. İkisini şöyle yan yana tut istiyorsan. Daha net. Şöyle bakayım. Şöyle yani şöyle demek istedim. Bak şimdi bunu bunun üstüne koy. Şöyle bir çevir tut. İki elinle tutar mısın? Heh. Şimdi bak bakalım tuşlarında farklılık var mı? Var. Hmm, ne var? Ama belki bu terslikten dolayıdır. Yok. Diye düşünüyorum da. Şöyle farklı diyeceğim. Şöyle. Özür dilerim ben yanlış yaptım. Şöyle yapıyoruz. Şimdi bakacağız. Şimdi bakalım. Hmm. Yerleri aynı mı tuşların? Bunun aynı. Açma kapama tuşunun yeri aynı. Evet. Diğer tarafı çevirelim. Burada farklılık var mı? Burada. Bu telefonu düz bakayım. Hı-hı. Bunda var. Hı. Şöyle bak, yap bakalım. Bak. Gördün mü? Yukarıda. Ha, şöyle çevirirsen bana. Bak şöyle çevir. Böyle. Şöyle. Yukarıda. Hmm, evet bunu biraz yukarı yapmışlar. Bu yukarı. Hem yukarı yapmışlar hem de şuradaki sim kart yuvasının yeri değişmiş. Doğru. Evet. Sim kart yuvasının yeri değişmiş. Biraz şimdi, daha yukarı çıkmış. Tamam. Şimdi öne geçelim mi? Geçelim. Şimdi. Evet onu öyle koydun. Oy. Bir şey olmaz. Şimdi burada da şu dikkatimi çektim. Şuradaki çizgiler... Buradaki çizgiyi... Ha, mikrofondan bahsediyor. Şuradaki mikrofon. Evet. Burada da var ama daha üstte. Aa, evet daha ben üstte. Dikkat etmemiştim buna Emir. Daha üstte ve daha büyük. Bu daha altta ve daha küçük. Evet bunu buraya koymuşlar. Bu da burada. Üst tarafta diyorsun. Doğru. Ve şunların yeri değişmiş sanki. Neyleri? Şurada bir tane kamera gördüm ben. Evet. Şurada küçük bir tane kamera var. Onları yeri değişmiş. Ha evet ön kamera. Yani bir selfie çekerken ön kamerayı kullanıyoruz ya. Ondan burada mı? Onların yeri değişmiş. Hmm, kameranın yerleri değişmiş. Evet. Başka? Başka şuraları bakayım.
Ekranda bir başka farklılık var mı dikkatini çeken? Ekranda çeken bir farklılık. Şu şey demeyeyim, o zaten klasik. Ne? Şu ekran. O ayrı. Ama boşver. İyice incele mesela... bakalım. Aa, var. Ne var? Hani boş mudur bilmem de. Hani şöyle burada kaplamış yani. Şu an rengarenk. Çentik mi? Çentik ya. Ha, yani. Anladım. Bu daha aydınlık olduğu için şey oldu. Şimdi şöyle şu çentikten bahsediyorsun. Aynen, yani şöyle hani gelmiş, şöyle bu, kıvırmış. Evet. O çentik büyük mü küçük mü? Bunda küçük, bunda büyük. Ha, bunda büyük. O zaman burada yenisinde küçültmüşler çentiği. Hmm. Onu da gördün. Farkını anladık. Başka? Mesaj birazcık garip. Mesaj yok. Garip değil aslında. Mı? Bak aslında tek bir de sen şimdi bu ayrıntıyı bilmiyor olabilirsin. Şu var bir de Emir. Bunda bir mod var. Aa. Bundaki modu sana göstereyim. Çok mu yakından çekiyor? Emir, çok değişik bir kamera modu var. Ne modu o ya? Sinematik diye bir mod var. Oo. Tut bakayım. Sen beni çek bakalım bu arada. Şu an çekiyorum ben. Nasıl gözüküyorum? Biraz farklı mı? Yani evet. Arka taraf biraz buğulu mu? Puslu evet. Mu? Evet. İşte onun adına sinematik mod diyorlar Emir. Şimdi çekeyim mi seni? Çek. Bu film izliyoruz ya televizyonda. Aha. O film izlerken arka taraftan bir kişi daha geliyor mesela. Orada onu odaklayıp beni arka plana atıyorsun. Arka taraftakini ön plana atıyorsun. Biraz teknik bir terim oldu ama anlatabildim ben mi? Ben de anlamadım. Anlamadın mı? Şimdi mesela bak annesi. Bak şöyle yapalım şimdi, anla. Bırakayım mı? Evet. Neyi? Bıraktım. Yok hayır, öyle kalsın. Bak şimdi. Anneyle beni bir çek. Bak görüyor musun? Şimdi anneye dokun kameradan, üst taraftan. Anneye dokun bak. Anneye odaklayacak. Beni arka tarafa atacak şöyle. Fark ettin mi? Yani şey, evet fark ettim. Anneyi netledi, beni pusladı değil mi? Yani şey oldu, evet. He, şey işte. Oldu, şöyle oldu. Annemin o şu uçlarda sarı şeyler oldu. Evet. Seninkinde şöyle bir kare şey oldu. Aynen. O netledi anneyi. Ondan sonra beni pusladı. Onun öyle bir özelliği var. He. Yeni bu telefonda öyle bir özellik var. Çok önemli modus bir özellik bence. Sinematik. Sinematik mod. Senin artık videolarını onunla çekeceğim. Evet, başka teknik detaylara girmeyelim. Seni orada yormak istemiyorum. Ama en önemli şeyler. Zaten sen fark ettin ekran ayrıntılarını, kamera ayrıntılarını. Evet. Bunları fark ettin. O yüzden bence başka bir şey yok. Bence başka bir şey yok. Evet. Ha bir de boyutlarına bak bakalım. İkisini gene birleştir. Ekranlarını birleştir bakalım. Evet, üst üste. Kırılsın canın sağ olsun. Düz tut. Heh, boyutları aynı mı? Aynı. Birebir aynı. Evet, tamam. O zaman 12 Pro ile 13 Pro'nun hiçbir boyut farkı yok. Kamera boyut farkı var. Ve ekrandaki çentik farkı var. Aha. Birisinde ve ekrandaki kulaklık yeri değişmiş. Kulaklık? Evet, şu hani kulaklık derken hani ses konuşurken gelen yer değişmiş. Peki sen hangisini kullanmak isterdin Emir? Ben? Yani hangisini kullanmak isterdim? Düşün bakalım. 12 Pro'yu mu? 13 Pro'yu mu? Bu arada Gülen Bok da geçen videodan kalma burada. Ya. Evet. Ben bence 13'ü seviyorum diye ben seçiyorum. 13 rakamını mı seviyorsun? Evet. Ben de seviyorum. O zaman teşekkür ediyorum. Evet, kanalımıza like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Evet. Kendinize iyi bakın. Bakın ve hoşça kalın. Hoşça kalın.